Başınız sağ olsun. Hep o masada oturur bizi beklerdi. En çok o güler yüzünü özleyeceğim. Acınızı anlıyorum tabii ki çocuklar ama bizim Nazlı'nın katilini bulmamız lazım. O yüzden bize ne biliyorsanız anlatın, olur mu? Tamam. Nasıldı okulda, nasıldı Nazlı? Takıldığı birileri, sorun yaşadığı birisi falan ya da herhangi bir şüphelisi bir şey. Kimseyle sorun yaşamazdı ki, o gülüp geçerdi sadece. Sinirlenmezdi bile. Peki İlyas, onu tanıyorsunuz değil mi? Evet, birkaç kere gelmişti buraya. Nasıldı araları, nasıldı? Tartışma falan oluyor muydu? Ben tartıştıklarını hiç görmedim. Ben de görmedim ama Nazlı'dan duydum. Üniversiteyi bitirdikten sonra çalışmasını istemiyordu. Peki şiddetli tartışmaları olmuş mu aralarında? Yok, şiddete varmamış ama İlyas çok darlıyordu biliyorum. Nazlı'nın bu konu yüzünden ağladığını da gördüm. Ama çok seviyordu, ayrılmak istemedi o zaman. Ha? Evet, ikna edeceğine inanıyordu. İlyas'ın mı yaptığını düşünüyorsunuz? Biz her ihtimali değerlendiriyoruz diyelim. Neredesin lan? Akşam 10-11. Bu sefer büyük iddia koydular, ben sana söyleyeyim. Tamam. Eve geçtikten sonra hemen çıkarız. Tamam. Kafenin çevresindeki sokaklardan ve KGS'lerden kamera görüntülerini taradık Rıza baba. Baba, kafe bu sokakta. Akşam üzerine doğru çıkıyorlar. Sincap sokağa doğru dönüyorlar. Oradan da dümdüz caddeye. Caddeden de ilerleyerek ilçe sınırları dışına çıkıyorlar. E peki sonra? Ana yoldan sonrası kayıp baba. Henüz bulamadık bir şey. Peki İlyas'ın iş arkadaşları? Cemal ve Ezgi konuştular ama bir şey çıkmadı. Nazlı'ya baskı yaptığını bilmiyorlar. İlişkisi hakkında konuşmuyormuş. Düşmanı da yokmuş. Buldum Rıza baba, buldum. Ana yoldan sonra gittikleri yeri buldum. Göster hemen. Hadi nerede? Önlerini bir araba kesiyor. Başka görüntü yok mu Sinem? Hiçbir şey anlaşılmıyor ki buradan. Silah zoruyla kaçırmışlar. Ya kızım, yakınlaştırsana şunu. Bir şey anlaşılmıyor. Abi, yakınlaştırınca daha çok düşüyor kalitesi. Plaka dokunmuyor. Ya peki Sinemciğim, uzman birine baktırsak görüntüyü düzeltemezler mi? Deneyim hemen komiserim. Deneyeyim şansım. İlyas şüpheli değil o zaman. Hayır. Artı iki şüpheli daha eklendi. Bu konumdan kamera kayıtları bulmaya çalışalım ha. Hadi işleri daha hızlandıralım. Tamam, hadi, tamam, hadi çocuklar. Ben de hadi sana yardım edeyim. Ya uzmana götürecek, bıraksana. Tamam, sokağa bakıyorum. Aa. Ya şu sokağın başına bakıyorum. Hadi birader, hadi. Maça geç kalacağız. Lan tamam, geldik işte. Formaları makineye atmıştım, astın mı? Şimdi mi söylüyorsun oğlum ya? Allah seni kahretmesin. Ne giyeceğiz şimdi? Bir sürü formam var, giyersin işte. Lan o uğurlu formamdı benim. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Senin yüzünden kaybedeceğiz ya. Tamam ya, bir sürü formam var. Seç birini senden. Aracın içinde şüpheli bir şey yok. Hı hı. Bagaj da temiz. Ya abi, burası çok tenha bir yol. Gelip geçen olmaz zaten. Olsun. Biz yine de görgü tanığı arayalım. Arkadaşlar etrafı bir sorup soruştursunlar. Tamam abi. Ben de olay yerini çağırıyorum. Tamam. 45-45'ten merkeze. İlyas'ın aracını kaçırıldıkları yerde bulduk. Sizlere kaçıncı kez böyle bir yerden? Bir cami avlusundan, bir kadının cenazesinden anons geçiyoruz. Bu şekilde yaptığımız kaçıncı haberi ulaştırıyoruz sizlere, inanın artık sayısını biz de bilmiyoruz. Yanımızda maktulün ailesini ve kadın derneklerini temsilen, soruşturmayı takip eden avukat Başak Balkan var. Neler söyleyeceksiniz? Dediğiniz gibi sadece isimler değişiyor. Manzara aşağı yukarı aynı. Gencecik yaşında hayattan kopartılmış bir kadın. Bugün Nazlı, yarın bir başkası. Acıdan perişan olan, ağıtlar yakan aileler. Yetkili ağızlardan verilen büyük büyük sözler. Herkeste müthiş bir duyarlılık. Toplumsal bir öfke, bir isyan.
Peki kaç dakikalığına? Kaç saatliğine? Kaç günde unutulacak Nazlı? Burada gördüğünüz musalla taşına Türkiye'nin bir yerinden bir başka kadın yatırılıncaya kadar mı? Peki sonra? Sonrası yok. Gördüğünüz gibi burada değişen hiçbir şey yok. Bugün de Nazlı'nın arkasından acımız büyük. Biz hala katil ya da katillerin peşindeyiz. Kadınlar da canlarının derdinde. Yani anlayacağınız bu memlekette her şey bildiğiniz gibi. Arkadaki aracı fark ettiniz mi? İlyas ve Nazlı'yı kaçırdıkları araca çok benziyor. Benziyor değil. Bence direkt o araç. En bilinen suçlu davranışı. Katil cenazede en önde olur. Efendim baba. Hüsnü. Muhabirin arkasındaki siyah camlı araç. Ha, doğru ya, biz nasıl fark etmedik? Sessizce bekleyin, tamam mı? Tamam baba. Bak şuradaki araç siyah camlı. İçindekiler de onlar mı diyorsun? Usta dur yavaş, adamlar kullanmasın. Ne yavaş usta, basıp gidecekler, bakacağız arkalarından. Çık dışarı. Çık. Ne oldu? Sen kimsin? Polis, çık dışarı. Ne oluyor ya? İkiniz de gözaltına alındınız. Yine. Zorluk çıkartmayın, yoksa ortalık ayağa kalkar ha. Kimseyi de tutamayız burada. Söyle bakalım İrfan, nereden tanıyorsun İlyas'ı? Arkadaşım, semtten. Yol kesme hikayesine. Ha, oraya gel. Neydi derdiniz? Borcu vardı bize İlyas'ın. İkinize birden. İrfan'la sana. Evet. Siz de dediniz ki gidelim, saldıralım şunlara. Ha öyle mi Ferru? Ha? Hayır, alakası yok. Biz gözünü korkutacaktık sadece. Paramızı versin diye. Kestiniz önlerini, aldınız. Sonra? Ormanlık bir yere götürdük. Tartakladık biraz İlyas'ı. Kızı da biraz itip kalktık. Onun ne suçu vardı? Suçtan değil. İlyas'ın gözü korksun diye. Sonra. Diklendi falan mı İlyas? Düğünleri varmış. Takılarla altınlarla falan ödeyeceğim diye söz verdi. Siz ne yaptınız? Anlaştınız mı yani? Biz anlaştık zaten. Ne yapacağız kız varken yanında? Ama onlar kapışmaya başladı. Ne demek bu? Ne kapışması? Kızın haberi yokmuş borçtan falan. Sinirlendi İlyas'a. Sonra? Bilmiyorum sonrasını. Biz gittik. Onlar birbirine girdi. Biz yürüdük gittik. Kıza çok üzüldük ama. Kıydıysa İlyas kıymıştır. Gözü dönmüştü. Bir iki tokat falan da attı orada. İlyas, Nazlı'yı dövdü sizin yanınızda. Biz giderken yani sesleri falan duyduk. Karışmadık. Günah boynuna. Gel söyle, gel. Rıza müdürüm. He? Sorgunun dökümü. Ya çok saçma. Hiç inandırıcı değil ama neredeyse birebir aynı ifadeyi veriyorlar baba. Farkındayım. Kesinlikle bir şey saklıyor bunlar. İlyas ortaya çıkmadan bu ifadeleri doğrulamak da mümkün değil. İlyas hala hayattaysa tabii. Adamın yerini kimse bilmiyor. Bunlardan zaten bir şey çıkmadı. Bu iş benim midemi bulandırmaya başladı. Bak, savcılığa sevk etmeden her şeyin üzerinden bir kez daha geçelim. Bir yerde açık verecekler bunlar, tamam mı? Baş üstüne baba.